Merhaba, bugünkü videoda Logitech G430'dan bahsetmek istiyorum. Ben bu oyuncu kulaklığını Aralık 2016'da almıştım. Şu an videoyu çektiğim zamanlarda yaklaşık 4 yıl geçmiş üzerinden. Ve şöyle maalesef kenarları çok fazla deforme olmaya başladı. Çoğu kullanıcı da bildiğim kadarıyla bundan çok rahatsız oluyor. Yani şöyle bakarsanız gerçekten kullanılamaz hale geldi diyebilirim. Bunu ara ara ben temizlemeye çalışıyordum ama çok fazla kirlendi. Ve artık böyle taktığım zaman beni çok rahatsız ediyor. Kullanmak bile istemiyorum. Şöyle taktığım zaman görüntüleri görüyorsunuz. Bayağı kötü bir hale gelmiş durumda. Bu şekilde videoya çıkmak bile çok kötü gözükecektir. Bu nedenle farklı çözümler arayışına girdim. Bu çözümlerden de bahsedeyim. Önce ya yenisini alacaktım ya bunu satacaktım. Ya da bunları çıkarıp o şekilde hayatıma devam edecektim. Ama çok mantıklı değildi. Bu arada sökülmeye devam ediyor. Böyle elime geliyor parçalandıkça. Bu gerçekten çok rahatsız edici. Eğer sizin de böyle bir sorunuz varsa size de yol göstermesi açısından hani ne yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Ben bu kulaklıktan genel olarak memnunum. Yani oyun oynamayı seviyorum ve oyun seslerini sağdan soldan hani böyle ses sistemi sayesinde çok net duyabilmek için ve dış çevre gürültülerini kesmesi nedeniyle uzun zamandır kullanıp beğendiğim bir ürün. Ve yeni büyük bir masraf yapmaktansa farklı bir çözüm arayışına girdim. Bunun için de şunu araştırdım. Acaba ben bu süngerleri değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nereden alabilirim diye. Şimdi Türkiye'deki alışveriş sitelerine baktığım zaman bunların ya stokta olmadığını ya da varsa da çok pahalıya satıldığını gördüm. Bu nedenle farklı bir arayışa yöneldim ve AliExpress'e baktım. AliExpress'teki fiyatı bana uygun gibi geldi ve gönderim süresi hani 3 hafta bile olsa bunları bekleyebilirim diye düşündüm. Bu süreye de katlanabileceğimi düşünerek almaya karar verdim ve siparişi vermiştim. Birkaç gün önce bu paket elime ulaştı ve bu videoda hem açılışını göstermek hem de nasıl değiştireceğimi göstermek adına kayda almak istedim. Tabii ben bunu AliExpress'ten aldığım için kapıda ödeme de çıkıyor. Böyle bir vergi de var. Şöyle yakından da göstereyim. 16.66 TL bir ödeme çıktı ekstra. Ve ben bunu kapıda nakit ödeme olarak gerçekleştirdim. Tabii 16.66 diyor ama benden 16.5 TL istediler. Üstüne bir de bu bindi. Toplam fiyatını aşağıda video açıklamasında yazmış olacağım zaten. Oradan linki de vereyim hatta. Eğer o satıcıda duruyorsa ürünün yaklaşık böyle 3 hafta gibi bir sürede elinize ulaşabileceğini düşünebilirsiniz. En azından benimki bu sürelerde geldi. Ve şimdi açalım yavaş yavaş. Bakalım neler çıkacak içinden. Şimdi ben şöyle hemen yırtmaya çalışacağım poşeti. Evet, poşeti yırttıktan sonra bakalım neler geliyor içinden. Evet, 3 parça çıktı bu poşetin içerisinden. Bakayım başka bir şey yok zaten. Şimdi poşetin içerisinden şunlar çıkmış oldu. Burada bir tane daha poşet var. Şöyle göstereyim. Evet, sağ ve sol kulaklığa takacağımız parça çıkıyor. Şöyle göstermiş olayım. Bir de evet, bunları zaten kulaklığın bu tarafına takmış olacağız. Şimdi aradaki farkı da göstereyim. Eskisine bakarsanız zaten çok kirlenmişti ve dediğim gibi buralar deforme olmuştu. Bunda ise renk daha canlı duruyor ve zaten temiz bir şekilde geldi. Umarım bunlar da kısa sürede yıpranmazlar. Bunlar sağ ve sol olmak üzere takılacaklar. Bir de şu üst bölümde gördüğünüz kafa tarafına temas eden parça geliyor. Onda da şöyle girmesi için şöyle bir bölüm var. Ama ben belki bunu değiştirmeyebilirim. Çünkü benimkinde burası çok fazla yıpranmadı. Hani çok çok aşırı kirlendiğini de söyleyemem. Ama kulaklıklar zaten mutlaka değişmesi gerekiyor. Bunu tekrar şöyle yukarıdan da yakın çekim göstereyim. Şimdi ben bu kulaklıkları değiştireceğim. Ama üst bölüme şimdilik dokunmayacağım. Belki ileride değiştirebilirim. Gerçekten bayağı yıpranırsa o zaman değiştirmeyi düşünüyorum. Bu elimde yedek olarak kalsın bir süre daha. Bunu da kenara koyalım. Şimdi ben daha önce bunu çıkarıp takmıştım ama birazcık zorluyordu takması. Evet, çıkarken böyle bayağı kolay bir şekilde çıkıyor. Şunu da hemen çıkartayım. Şuralardan çektiğim zaman zaten kendini bıraktı. Evet, bayağı kötü olmuş durumda. Her ikisi de çok fazla yıprandılar. Bunları kenara koyayım. Şimdi yenilerini takmaya çalışalım. Şimdi hangisinin hangi tarafa geldiğine bakalım. Bu tarafa uygun gözüküyor. Bundan başlayabiliriz. Şöyle hemen takmaya çalışacağım. Şuradaki kısmı giydirmeye çalışıyoruz aslında. Plastik bölüme. Bu da benim hiç sevdiğim bir yöntem değil bu arada. Yani daha kolay bir çözüm olsa keşke. Bana biraz zaman kaybettiren bir yöntem.
Evet, ilkini takmayı başardım. Yani tam oturdu mu diye soracak olursunuz. Evet, büyük oranda oturdu diyebilirim. Hafif böyle kenarlarda potluk var diyebilirim ama büyük oranda oturdu. Şimdi de diğerkini takalım. Onu da aynı şekilde. Evet, şimdi bunu da taktım. Yani bu konuda çok başarılı olduğumu söyleyemem. Bunları çıkarıp takmak, yani çıkarması kolay da takmak birazcık zor geliyor bana. Bilmiyorum, sizin için belki daha kolaydır. Şöyle yine eskisinin kenarlarını alalım. Evet, şu an gayet temiz bir görünüme kavuştu diyebilirim. Tabii kulağa takınca bakalım nasıl olacak. Onu da bir deneyimleyelim. Evet, şu an gayet iyi. Kenarlarda da problem yok gibi gördüğüm kadarıyla. Evet, şu an oturdu. Bu hissiyatta da bir değişiklik yok. Eskisine göre biraz daha mı sardı diye düşünüyorum. Sanki böyle bir hoşuma gitti ama belki de aynıdır. Hani yeni olduğu için ben psikolojik olarak öyle düşünüyorumdur. Emin olamadım. Ama gayet güzel oturduğunu söyleyebilirim. Şu an hiçbir sıkıntım yok. Mikrofonu da böyle indirdiğim zaman evet, herhangi bir problem yok gözüküyor. Şimdi böylece yeni bir kulaklık almaktansa sadece bu kısımları değiştirerek aynı kulaklığı kullanmaya devam edeceğim. Tabii ileride bu kulaklığı değiştirir miyim bilmiyorum ama şimdilik benim işimi görüyor. Çünkü çok çok uzun saatler oyun oynayamıyorum zaten. Kısıtlı bir vaktim var. Böyle akşam saatlerinde ve hafta sonları oynayabiliyorum. Ve şu kulaklıkla oynamak gerçekten fark ediyor. Çünkü hani monitörün kendi sesi çok hoşuma gitmiyor. Ama bunda hem böyle dışarıdaki gürültüleri engelleyip hem de oyuna konsantre olmamı sağladığı için gayet severek kullandığım bir ürün. Zaten Logitech ürünleri genel olarak sevdiğim ürünler. Ama kablosu çok uzun bir ürünün. Ve kablolu olması birazcık hani rahatsız etmeye başladı yavaş yavaş. Çünkü çoğu ürün artık hani kablosuz tercih ediliyor. Ben hala böyle kabloyla devam ediyorum. Ama yine de işimi gördüğü için böyle çok ekstra masraf yapmak istemiyorum şimdilik. O nedenle zaten kulaklığı değiştirmek yerine böyle bir değişikliğe gitmiş oldum. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Belki sizin de benzer bir probleminiz vardı. Hani kulaklığınızı değiştirmek istemiyorsanız, böyle bir çözüm arıyorsanız ve doğru ürünü doğru satıcıyı nereden bulurum diyorsanız, en azından ben kendim deneyip memnun kaldığım ürünün linkini dediğim gibi video detayında bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.